Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda videomu izliyorsanız Türkiye'nin en samimi, en içerik olarak detaylı otomobil sayfasındasınız demektir. Diğer arkadaşlarımı, bu otomobil tanıtımı diğer arkadaşlarımın hepsine de buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Yalnız samimiyet konusunda iddialı olduğumu düşünüyorum. Bugün sizlere konuğumuz olan Volkswagen T-Cross 1.0 manuel vites 2022 model aracımızı tanıtacağım. Kendisi 1.0 üst silindirli motoruyla Volkswagen'in SUV grubunda en uygun fiyata sahip SUV'dur arkadaşlar. Evet, geldik şu anki konuğumuza. T-Cross 1.0 üst silindir motora sahip. Şu an araç özellikle çalışıyor. Sesini duymanızı istedim. Üst silindir, tek silindir motorlu araçlarda biraz bu şekilde cansız çalışma bildiğiniz gibi mevcut. Ama sessiz. Gerçekten gürültü açısından bayağı sessiz bir araç. Aracımızda önde görüyorsunuz. Mercekli far tarzı bir farı yok. Sinyal ve dörtlü flaşör grubu burada. Volkswagen logomuz burada yine pancurda büyük olarak konumlandırılmış. Altta gündüz farlarımız var. Sis farımız yok. Ön park sensörümüz mevcut. Bu araç yaklaşık 1150 kilo bir ağırlığa sahip. 1150 kilo bir ağırlığa sahip. Lastik olarak Hankook kullanmış Volkswagen. Ebatlarına bakalım şimdi hemen. Ebatları 205, 60R 16. 16 jant kullanmış. Kendisi zaten SUV grubunda Volkswagen'in en küçüğü. Bunun abileri var. Taygo var. Tiguan var. Touareg var. Bu araç şu anda 2022 model ve 11.000 küsur kilometrede. Dış hatlarıyla baktığınız zaman çok güzel. Renk olarak da gri olarak ruhsatta geçiyor. Aynalarda otomatik kapanma var. Ayna ısıtma mevcut. Şöyle baktığınız zaman araç Polo'nun zaten şasi olarak Polo ile aynı şasiye sahip. Polo'nun şasisi üzerine bindirilmiş. SUV olarak üretildi. Volkswagen bu araçta iddialı bir üretim yaptı. İki paket var. Bu paketimiz Life paket. Bir de Style paket var. Style pakette ilave olarak cam tavan vesaire birkaç özellik daha var. Bu aracımız 6 ileri manuel vites. Şimdi T-Cross'a geldiğimizde, kapıyı açtığımızda şöyle içeride standart bir Volkswagen duruşunu görüyorsunuz. Ancak aracın içine biniyorsunuz. Bakın şu an aracın içindeyim, çalışıyor. Neredeyse sıfır gürültü, çok güzel. Direksiyon tutuş hissiyatı gayet güzel. Yumuşak bir de direksiyon var. Araçta ilave detay olarak söyleyeyim. Pusula var. Pusulanın olması çok güzel ve ince bir detay. Bu araç zaten SUV olduğu için onu da özellikle Volkswagen koymuş. Otomatik far var. Burada görüyorsunuz. Far yükseklik ayarı var. Daha file duruyor arkadaşlar. Araç zaten 11.000'de demiştik. Burada direksiyon, derinlik ve yükseklik ayarımız var. Onu da koymuş. Yağmur sensörü var. Navigasyon grubunu ben çok beğendim. Daha doğrusu pardon, medya grubunu çok beğendim. Şöyle baktığınızda gerçekten, şu müziği kısalım telif olmasın. Menüler falan çok canlı. Dokunmatik çok kaliteli. Navigasyonumuzu böyle bir açalım mesela, görüyorsunuz. Şurada 41 burada. Kocaeli'nin en has arabalarından birisi kendisi. Şurada bakıyorsunuz. Karda grafikler çok güzel. Burada yolcuklar duruyor. Lastik basınç göstergemiz falan var. Araç durumunu buradan görüyorsunuz. Bir de burada şey var ama onu nasıl oluyor? Onu yapamadık. Bir dakika. Şuradan tekrar kara gelelim. Karda lastik basınç dedik. Araç durumu bunu göster. Böyle yaptığınızda normalde arkadaşlar şey yapması lazım değil mi? Evet. Kayması lazım ama şu an o kaymayı göremiyoruz. Şu seçimden mi acaba diyeceğim? Yok, sürüş bilgileri. Yakıt bilgilerine girin. Evet. Şimdi yapabilirsiniz elle. Bakalım. Herhalde öyleydi. Yapmadı. Ona bir bakmak lazım. Şimdi başlangıç itibaren bakın 8.6 litre yazıyor. 17 kilometre yapmış. Yakıt verileri şu an bu şekilde. 510 kilometre yol yapacak diye gösteriyor. Uzun sürede de 8.3 gösteriyor. Yani bu araç için 8.3 falan normal bir değer bence. Şuradan menüye girdiğinizde bakın asistanlar var burada. Asistanlarda yine böyle bakın yorgunluk algılama sistemimiz mevcut. Buradan görüyorsunuz. Ve şey çok güzel mesela, burada direkt grafiğe, kahveye basıyorsunuz buradan çıkıyor. Bu olaylar güzel. Navigasyon demiştik. Yine menüde radyo. Apple CarPlay zaten araçta var. Asistanlara bakalım. Bluetooth da var araçta, onu da söyleyelim. Burada asistanla onu görmüştük, pardon. Bu şekilde. Burada manuel bir klimamız mevcut. Soğutması güzel, denedik. Start stop var araçta. Şeyi de gösterelim.
Anahtarı da gösterelim. Standart Volkswagen'in klasik bir anahtarı mevcut. Şu şekilde. Güzel anahtar. Fena değil. Ön arka park asistanımız var. Kapatıp açabiliyorsunuz. Burada bakın arkadaşlar şey yok. Kablosu şarj yok ama iki tane şarj soketi koymuş. O çok güzel. Çakmaklık burada. Alt ileri manuel demiştik. Şu vitesi şöyle tuttuğunuz zaman vites gerçekten hissiyatı güzel bu. Geçiş aralıkları falan yormuyor insan. Hemen böyle atıyorsunuz. Güzel. Onu da beğendim. Ya şimdi bu araca can alıcı noktaya gelelim. Dediğim gibi Volkswagen maliyeti düşürmek için aracı bakın görüyorsunuz. Ya şu kalite şuradaki bakın bura güzel duruyor ya. Bu plastikler komple. Şimdi kardeşim de aracın sahibi kardeşim de buna bana hak verecektir. Evet. Dacia ayarında bir kalite koymuş. Bu aracın tek sıkıntısı, tek anlı kapı bu. Alacak dostlarıma eğer buna takılmıyorlarsa ben kardeşim işte bu malzemeye takılmam diyorsa bu aracı alsın. Araç güzel bir araç. Şurada torpidoya bakıyorsun. Torpido yeterli bulmadım. Torpido küçük. SUV bir araç için bence küçük. Kapı gözleri güzel. Genişlik olarak fena değil. Burada yine böyle bir hissiyat var. O da fena değil. Buralar yumuşak. Derimsi bir malzeme. Buralar yine plastik. Burada krom kaplama kullanılmış. Güzel. Bakıyoruz burada ışık yok. Olması gerekirdi bence. Sonuçta bir dünya para veriliyor. Burada yine ışık yok. İç aydınlatma gruplarımız burada çok güzel. LED değil. Bayağı iyi. Ondan sonracığıma gözlüklük olmasını isterdim. Gözlüklük yok. Burada bir gözümüz var. O da güzel. Kapıyı içeriden kilitleme açma var. Işıkla aynı zamanda. O da güzel. Burada cam indirme kumandalarımız var. Ayna ısıtma elektrik. Onu demiştik. Otomatik kapanma var demiştik. O şekilde. Şimdi inerken araca bindiğinizde oturum olarak yüksekte oturuyorsunuz. SUV havası var. Bahsetmek istiyorum. Evet. Aynayı otomatik konuma getirdiğiniz zaman mesela geri park yerine yanaşıyorsunuz. Evet, aynalı ha. Aynayı otomatik olarak indiriyor. Ha, onu da yapayım. Tamam. Tabii kaldırma şeydeki yani bu Golf'te olan özellik. Evet. Golf'in konfort ayarlarında falan var. Onu da koymuş. Evet. Onu Volkswagen zaten bayağıdır bir uyguluyor. O da güzel bir şey yani. Geriye aldığınız zaman. Onu da söylediğin iyi oldu. İzleyicilerimiz öğrenmiş oldu. Koltukta yine burada yükseklik ayarı var. Sırt ayarı bu şekilde. Şunu kardeşim bence var ya buraya koyma istersen de Haydar'ı. Evet. Onu çekerken merkezken sıkışır. Şey yaparsın. Bir de şöyle bir şey var. Burada bakın şu malzeme 11.000'de çok çabuk çizilmiş. Bunu arkadaşlar aldığınızda hassas kullanabilirsiniz. Ya da buraya film yapın. Burası çabuk çiziliyor. El frenimiz yine deri. Güzel. Burada krom kaplama bir düğmesi var. Yine burada yeni olduğu için etiketleri duruyor. Şimdi bir handikap. Handikap no 2. Gelelim. Bu koldayama çok güzel. İleri geri hareketli. Açıyorsunuz. Affedersiniz burada. Küçücük bir göz. Çok küçük. Onu beğenmedim. Koltuk kumaş kalitesi güzel. Bas paket olduğu için zaten bu şekilde kumaş. Oturum hissiyatı rahat. Kapı hissiyatına bakalım. Kapanma hissiyatına güzel. Evet güzel. Burada bakın immobilizer'ın ışığı burada. Bunu da Volkswagen güzel yapıyor. Burada yakışıklı duruyor. Kapı kolları tutamaklar güzel. Yine buraya bir Volkswagen yazısı yazmış. Bu da böyle baktığınızda hissediliyor. O da güzel. Tavanda tavan barlarımız mevcut. Antenimiz köpek balığı sırtı değil, çubuk anten. Köpek balığı sırtı olsa daha güzel olurdu ama bu antenin çekmesi, çekimi de daha güzel. Onu da zaten biliyoruz. Arkada yine aynı hissiyat devam ediyor. Malzemeler burada bu sefer derimsi malzeme değil, plastik. Buraya da koysaydım bunu Volkswagen. Çok mu para harcayacaktım değil mi yani? Evet. Arka koltuklarda arkadaşlar bakın burada kardeşim şey takmış. Bu kemer susturucu takmış. Bunu takmadığınız zaman arkaya biri oturduğunda o ikazı veriyor ve ötüyor. Bu da güzel bir şey. Yani arkadaki yolcu için de bu da çok iyi bir özellik. Burada yine iki tane şarj soketi var. 4 kişi aynı anda araç içinde şarj edebilir. Buraya küçük bir göz koymuş. Arkada klima menfezimiz yok. Ama olmamasına rağmen Volkswagen'i takdir ettim. Buradan yine klima için menfezleri buradan arka havalandırmaları koymuş. Bunu düşünmesi bile bence güzel bir detay olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkada oturuyoruz. Şöyle baktığınız zaman taban baş yüksekliğimiz gayet kifayetli ve güzel. Yeterli buldum. Diz mesafemizde aracın küçük polo şasisine oturtulmuş bir SUV olmasına rağmen şu anda bence kifayetli. Onu da yeterli buldum. Araç içi çok büyük bir araç değil ama değerli toplu bir araç olduğunu söyleyebilirim. Burada bakın yine aynı şekilde arka aydınlatmalar var. Yine LED değil. Özellikle şu kapı gözleri bazı araçlarda test ettiğim bazı araçlarda var. Çok küçük bunlar geniş. Onu iyi yapmış Volkswagen. Şu koltukta da aynı zamanda ileri geri çekip kaydırabiliyorsunuz. Burada bir kol var. Bakın burada basıyorsunuz. İleri geri şöyle. Biraz nasıldı? Yüklenmeniz lazım. Bir dakika biraz yüklenelim kola. Çektik. Şöyle. Nasıl gelecek bu? Şuradan da bir taraf. Evet çekin. Hop, evet biraz zor oldu ama. Bu zorluğu da görün isterim. Biraz zor oldu. Tek kişi biraz zor oluyor.
Daha doğrusu bende kamera olduğu için arkadan tutup çekersek daha kolay. O da güzel bir şey. Sonuçta bu SUV böyle bir ilave şey olsun yani bence. T-Cross yazısını görüyorsunuz arkada. Bagaj kapağı ağır. Ağır olduğunu söyleyebilirim. Bagajı çok büyük değil gibi. Şöyle kaç litreli bagajı? 400'e yakın. Küsür. Ama üstteki panelotu aldığınıza bakın bayağı bir yükseklik var. Yani bence şu an bagaj iyi. Kötü yeter değil yani. Oluyor. Şurada bakın bunun seviye yükseklik ayarımız da var. Görüyorsunuz. Bu ayarı da bakın buradan açtığınız zaman bu kapağı. Yedek lastiğimizde biraz ince tabi var. Onu da koymuş. Bazen Volkswagen bu tip şeylerden kaçıyor. Yedek lastik koymuyor. Bagajda trafik setimiz burada. Üçgen levhamız var. Kapatma yerine bakıyoruz. Yani kapatmalar iki taraftan buradan koymuş. Şuraya falan da konulabilirmiş. Hani biraz daha kısa boylu bayanlar için falan. Kapatalım bakalım nasıl ses gelecek. Evet güzel. Plaka sallama hep maalesef bütün araçlarda oluyor. Burada logomuz mevcut. Işıklarımız bu şekilde. Arka sileceğimiz güzel küçük konumlandırılmış. Yani araç tasarım olarak güzel arkadaşlar. Dediğim gibi içindeki plastik malzemeyi göze alıp ben kardeşim içi evet malzeme kötü ama yine alırım diyorsanız alın. Buradaki bakın malzeme plastik yine. Burada gri detaylar var. Bir de dostlar bu aracı alıyorsanız kardeşimin kendi 3 aydır olan tecrübesi. Buralar çiziliyor diyor. Payına bilek ama malzeme çiziliyor diyor. Aracı yıkarken fırçayla değil özellikle bir eldiven takın elinize. Eldivenle yıkayın ya da başkasına yıkatıyorsanız da oraya fırça vurdurmayın. Buralarda sıkıntı yok. Ama buralarda çizilmeler olmuş. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Alt yüksekliğe bakalım. Alt yükseklik fena değil. Bu kardeşimde önce Dacia Duster vardı. Onunla biraz daha rahat sağa sola girip çıktım söylüyor kendisi. Bunu da tabii sonuçta çok yüksek değil ama yani bir SUV'ye biniyorum diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Küçük araç ama diyebilirsiniz yani. Aracımızın dış hatları bu şekilde. Bugün farklı olarak arkadaşlar kardeşim aracın sahibi aracı kendisi kullanacak. Kendisi yaklaşık 3 ay kadar oldu herhalde biniyor. Aracı kendisi kullanacak. Anlatacak. Ben de arka koltuktan çekim yapacağım. Bugün biraz taktik değiştiriyoruz. Bilginiz olsun. Videomu izlemeye lütfen devam edin. Evet yol testimize çıktık ve şu anda kardeşimle ilk kümsemizi geçtik. Aracın timsek geçiş hissiyatları güzel. Volkswagen süspansiyon yumuşaklığını hissediyorsunuz. GPS olması belki insanlara komik gelebilir ama güzel bir şey. Çünkü bu araç SUV olduğu için araziye gidecek belki alan kişi. Arazide telefon çekmeyebilir. Yön bulma ihtiyacı olabilir. Onu da Volkswagen koymuş. Nazik bir davranış olmuş. Ben beğendim o açıdan. Şöyle ön tarafa baktığınız zaman şu anda medya sistemimiz kapalı. Orada saati görüyorsunuz. Volkswagen'in klasik dijital saati mevcut. Şimdi kol dayamamızın kullanımı güzel. Kardeşim dirseğini koyuyor. Rahat bir şekilde kullanıyor. Vites tutuş falan güzel. Vites etti buttu biraz. Ben beğendim vitesi. Hissiyat güzel. Direksiyon tutuşu zaten güzel demiştik. Bakın şurada arkada bagaja şöyle baktığınız zaman biraz küçük gibi duruyor. Ama yükseklik olarak yükleme alanı güzel. Biraz böyle tıkırtı hafif arkadan geliyor. Hafif girip çıktıkça çukura falan. O tıkırtı var. Onlar şeyden arkada su falan var şu evet, an. Evet doğru. Onların sesi. Arkada doğru. Su mu falan onlar sekiyor. Tamam. Doğru. SOS sistemi var. Burada da işte açtığınız zaman acil durumda Volkswagen genel merkezine mi gönderiyor? Sinyal. Evet. Gönderiyor. Şimdi araç 1.0 110 beygir demiştik. 3 silindirli küçük bir motora sahip. Yalnız uzun yolda sen kardeşim sanırım bir Bursa yaptın geldin. Evet ben bayağı bir kaç geldim. Yaktın? 6 mı yaktın Bursa'da? Uzun yolda şöyle 150-160 km sabit süratle tamam. Gittiğim zaman 6 litre 5.8 litre civarında bir yakıtı var. Bunun güzel. Az olmasının sebebi aracın 6 vites olması. Evet. Yani 140-150 ile giderken araba 6. viteste 3200 devirleri görüyor. Anladım. Çok güzel. Peki şey soracağım. Bunun şimdi internette daha doğrusu şey sıfır gelenlerde 5 vites mi demiştin sen? Yeni gelenlerde atmosferiklerde. Atmosferik motorlar Polalarda özellikle 5 vites. 5 vites. Bunun 1-0. Atmosferiği var mı ki 2020'lerde? Onu bilmiyoruz. Bu araçlar turbolu. Turbolu. Şey yok. O zaman bunun 5 vitesi yok değil mi? Bunda 6 vites bunlar. İki pakette de şeyde de. 5 yani vites sadece Polo'da var. Polo'da var. Ya şimdi arkadaşlar bu motor Polo ile aynı. Yalnız Polo'da 95 beygir motor var. Bunda 110 yapmışlar. Yani biliyorsunuz motoru firmalar biraz yükseltip azaltabiliyor hacme göre beygirini. Bir de kardeşim sen şey demiştin bana. Evet. Araç rüzgar sesi alıyor demiştin. Evet. Yani 110-120 km sürate geldiği zaman araçta yani şu seviyedeyken bayağı bir rüzgar sesi alıyor. Evet normalde Volkswagen bu konuda iyidir ama kardeşimin öyle bir tespiti oldu.
Şimdi ben de bakıyorum, hafif açık cam. Çok bir şey gelmiyor ama tabii süratimiz düşük. 70'te gidiyoruz şu anda. Şimdi onu yolunu sayt olunca. Senin tavsiyen ne peki bu konuda rüzgar sesi için? Ya cam rüzgarlı alacak arkadaşlar onlarla keserler. Ya şöyle, oturuş yüksek demiştik. Bakın koltuk şu an bayağı bir önde, ben rahat oturmak için öne aldım. Şu yükseklik, torpido yüksekliği falan görüyorsunuz. Evet. Bayağı yüksek gözüküyor. Oturum yüksek. Bakın önümüzde şu an Honda Civic var. Sanırım 2012'dir. Yakışıklı kasalardan. Ya da 13. Ondan biraz daha yükseğiz. Şu siyahatçı kardeşim bir makas attı. Evet. Böyle arkadaşlar, trafikte serseri mayın gibi dolaşmayın. Trafik kurallarına uyun. Uymayanları da uyarın. Öyle söyleyeyim. Yani sen şimdi bununla kaç bin yaptın aldığından beri? Kaç binde almıştın? 8 binde aldım bu arabayı. Şu an 11.600'da, yani 3.500-3.600. Aylık ortalama 1000 kilometre edebiliyorsun, evet, yani değil mi? Evet. 1000-1200 kilometre civarında yapıyorum. Kardeşim de geçen gün bir sensör ağrısı yaptı araç. Neydi senin benzin deposuyla ilgili? Şimdi arabayı aldıktan bir hafta sonra bir motor arıza lambası yaktı araç. Volkswagen servisine götürdüm aracı. Evet. Araçta benzin deposunun havalandırma valfi arızalı çıktı. Peki bu kronik bir şey miymiş? Kronik bir şey değil. Ben forumlarda araştırdım bunu. Benim arabaya denk geldi sadece. Hemen anladım. Doğuş Oto'ya mail atıldı. Parça geldi ve ücretsiz bir şekilde değiştirildi. Tamam. Öyle bir şey olmuş. Depomuz 40 litre sanırım. Evet. 40 litre benzin deposu var. 8 litre sen şehir içi bununla yatsan. 500 kilometre şehir içi. En yani fazla 550 kilometre falan. Uzun yolda da diyelim bastın 7 yaktın. 600 kilometreye yakın. Yani şimdi depo küçük ama şimdi LPG'li bir araçta zaten ortalama 400 kilometre gidiyorsunuz. Evet. Yani küçük depo, hem aracı hafifletmiş biraz hem de şimdi yakıt verileri iyi. Şu şekilde bahsetmek istiyorum. Ben bu arabayı yaz kışta, yani aldığım bütün araçları 4 mevsimde klimalı kullanıyorum. Evet, şu an klima da açık zaten, bizde açtı şu an. Boyun fıtığım olduğu için camı fazla açmıyorum ben. Kardeşim bu boyun nasıl fıtık yaptın ya? Evet. Genç yaşta maalesef. Genç yaşta. Geçmiş olsun. Allah daha kötüsünden korusun. Onun için klimalı kullanıyorum. Onun için 8 litreyi bulması da normal. Normal. Ya ben hatta geçen gün bir C180 kızımızla bir video çektim. Mercedes çok yakar diyenlere gelsin falan tarzında. Evet. 950 kiloluk araçlarınızda işte 7 litre 8 litre yapıyor demiştim. Bu araç zaten şu an 1150-1200 kilolara yakın bir ağırlığı var. Evet. Bu verilerde bence normal. Araçta şöyle manuel vites bu pakette. Manuel kullanmayı sevenler için bence ideal bir araç. Yani sen kullanım olarak öncesinde sende şey vardı. Ford Kuga'ya bindin. Bu arada o çektiğim Ford Kuga, pardon düzelteyim, şey ya. Ford EcoSport'a bindin kardeşim. Evet. Videolarımda var arkadaşlar. Orada da bakarsınız. Yine bu arkadaşımın aracı, kıymetli kardeşimin. Onu kullandın. Sonra Egea Cross, evet, aldın. Egea Cross'tan sonra bunlara bindin. Yani bu üçü arasında bir de Duster'ın vardı ondan önce. Evet, en öncesinde Duster vardı. Hangisi dördü arasında? Dördü de çok ayrı arabalar olsa da benzer araçlar. Şimdi şöyle, konfor olarak en iyisi Volkswagen. Sürüş zevki, konfor. Start stop var bu arada, evet, değil mi? Evet, start stop var. Bütün özellikler var. Konfor olarak Volkswagen ama Egea Cross'umuz 1.6 dizel 130 beygirdi. Onun çekişi muazzamdı. Yani o çekiş olarak, yakıt ekonomisi olarak Egea Cross. Şuradan dönelim istersen kardeşim. Evet. Biraz şu ani de dönüş yaptık. Evet. Frenler güzel. 4 tekerde disk fren var. Evet. Frenlerinden dostlar, çok memnunum aracın. Şimdi istersen şöyle bir sağda 0-100'de yapabiliriz. Evet, müsait olursa. Bu arada oturum olarak arkada rahat oturuyorum. Şu kafalık falan güzel. Yani koltukta rahatsız edici bir hareket yok. Onu görmedim Allah için. Beğendim. Yumuşak bir oturum var. Bazı araçların, Opel gibi, isim de vereyim yani, Opel gibi araçlarda koltukta kuyruk sokumunuzda maalesef rahatsızlanmalar olabiliyor. Opel'e de buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Opel yetkililerine. Şimdi 0-100'e şimdi bir 0-100'ümüzü yapalım bakalım kardeşim. Başlıyorum. Tamam. Evet, bayağı. Geri çok iyi attı. Hatta bu senin kemer tokası. Evet. Evet, hızlandık. 70 olduk. 76, 82, 87 derken 100. 100. Evet, çok güzel. Dördüncü viteste 100'e aldı yaptık değil mi? Evet. Güzel güzel. Yani 1.0 motora göre benim beklentimin biraz daha üstünde. Evet. Ben hani böyle bir nazlanır gibi diyordum ama değil. 1-2 Citroen grubunda falan 1-2 motorlar var. Purtek. Evet. Onlarda da turbo var. Onlarda da çok başarılı Peugeot grubunda girişler vardı.
Güzel. Kalkışı çok beğendim özellikle. Yani gerçekten 1.0 motorla kalktığımız zaman ben de hatta biraz böyle hazırlıksız yakalandım. Geriye doğru attı. Zaten kamerada onu izlersiniz. Güzel. Kardeşim sana serviste gittiğinde, hatta bu kardeşimiz de çok şeydir sağ olsun. İlgilidir araçlarla. Gittiğinde sen teknik ekibe sormuşsun. Evet. Devirle ilgili. Sana kaç devirler arası ideal demişler. Turboyu 2500'de açıyor bu araç değil mi? Turbayı 2200-2300, 2500 tamam. diyelim açıyor. Servis danışan, servis görevlisinin söylediği 2500 ile 3500 devir arası kullanmak aracı. Turbonun ömrü açısından. Evet, turbo devreye girecek evet. tabii. Düz yolda sıkıntı yok. Yol, düz yolda araba yağ gibi akıyor ama biraz rampaya vurduğunuz zaman şu an mesela turbo aldı 5. vites 80'de 90'da evet. alıyor. Peki sen bu araca 4 kişi hiç bindin mi? Bindik evet. 4 kişiyle dik yokuş çıktın mı? Çıktım. Çok öyle yolda rahatsız edici bir bayılma gibi klima bir şey olmadı. Klima açık mı çıktın peki evet, yokuşu? Evet, hep klimalı kullanıyorum ben arabayı. Güzel. Yani arabanın çekişi muazzam, frenleri muazzam. Bir de şunu söyleyeceğim, araba yolda devrini aldıktan sonra ben Bursa'ya gidip geliyorum genellikle. Yani 6. vites 4000 devirde araba 180'i görüyor. Çok rahat 180'e 190'a çıkabilen bir araba. Yani o konuda zorlanması yok. Güzel ya, yani genel hatlarıyla aracı beğendim. Bakın şu kaydırmayı şuradan yapayım. Böyle öne doğru komple kayıyorsunuz. Bayağı da açılıyor mesafe. Onu da yapmış olduk tekrar. Frenlemelerin iyi olduğunu ben buradan daha iyi anlıyorum. Fren hissiyatları direkt disk hemen size cevap veriyor diskler. Balatayla bütünleşip bir araya kucak kucağa gelip direkt frenlemeyi yapıyor. Bir de neyden bahsedeceğim? Yani uzun yolda hani otobana giriyorsanız ve otobanda yolculuk yapıyorsanız sık bir şekilde çok rahat 150-160 arabayı kasmadan. Yani 1.0 hani affedersin şey kadar, ne derler ona? Ne kadar motor küçücük derlerdi? Ya küçücük yani. Evet. Küçücük motor ama yani gidiyor diyorsun değil mi? Evet. 3200 devirde araba 150'yi görüyor. Yani zorlanmadan evet. gidiyorsunuz. Güzel. Yani ben de aracı çok incelemeden önce böyle bir hani şey havası vardı. Acaba araç Türk bir araç mı falan diye düşünmüştüm ama dış tasarım falan güzel. Tasarım mühendisliğine sağlık. Tekrar söylüyorum. Bu şekilde Dacia ayarında bir malzemeyle ben Volkswagen'e binerim diyorsanız bu aracı düşünmeden alın. Ama iç kalite benim için önemli. Buralar böyle yumuşak olması lazım kardeşim. Volkswagen alıyoruz diyorsanız almayın. Evet. Bunlar tamamıyla kişisel tercihlerdir. Aracın avantajları nedir? Araç yeni nesil bir araç. Ha, üretim sürümü olur mu? Şimdi Passat'ı yıllarca üretti durdu. Volkswagen grubu Golf'ü firma ayakta olduğu sürece, batmadığı sürece üretecek. Passat'ı durdurdu. Bunu 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra durdurabilir. Bu tip takıntılarınız yoksa kesinlikle alınabilir. Sonuçta şu an bütün firmalar araçlarını satmak için fiyat performans açısından uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Malum çip krizi de oldu. Dünyada küresel salgın da oldu. Bu yüzden dolayı firmaların bu şekilde hareketlerini çok yadırgamamak lazım. Yani gerçekten Mercedes'e dahi bu şekilde hareketler yapılıyor. Bakınız E serisi videom. E serisi videomda Mercedes E serisinin çok kaliteli bir ahşap malzeme olmasına rağmen malzemeyi bastırdığınızdaki çıtırtıyı duyarsınız. Bunu kimisi diyor ki çok kötü malzeme. Kötü malzeme değil kesinlikle ama orada böyle yumuşaklık hissi verirken yani çıtırtıyor malzeme. Çıtırlamaması lazım. O yüzden bunu yadırgamıyorum. Kardeşim sana çok teşekkür ediyorum. Şu an 110'la gidiyoruz. Evet. Emniyet kemerimiz takılı. Niye takılı? Çünkü trafik güvenliği bizler evet. için önemli. Eline emeğine sağlık. Sağ ol. Kızının da eline yüreğine sağlık. Kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Tecrübelerini de aktardın. Senin de aracı kullanman iyi oldu. Çünkü sen de araçlarla çok ilgilisin. Evet. Bu çekimi bu tarzda yapmamız da bence iyi oldu. Hani araçla ilgisiz birisi olsaydın ben özellikle kendim görmek isterdim. Evet. Bir de dedim ki bu tarz çekim yapalım. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.